geldik. Araba aracımızdan para harcayacağız. Sen oraya kadar sana gelmeye geldik. Sen gelip başka bir araba aracım diyor kardeşim. Üstten yakarmıştan para harcayacağız. Mahalle başına yıkanlar. Sizin çağırsan herkes bana gelir. Ben sana teke tek yapayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Furkent Mısır kanalına hoş geldiniz. Yine Tofaş alıyoruz. Başlıkta gördüğünüz gibi Esenler'e Tofaş almaya gidiyoruz. Arkadaşlar malum dolar 16'yı geçti. Artık biz yatırımımızı gümüşten, altından, dolardan, eurodan yana değil Tofaş üzerinden devam ettirmek istiyoruz. Tofaş alım satım serüvenine devam ediyoruz her zamanki gibi. Şimdi Mustafa Esenler'e gidiyoruz galiba değil mi? Evet, Karabayır Mahallesi'ne. Yola çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hadi. Arkadaşlar Esenler'e yaklaştık şu an. Orhan Bey'in oturduğu bölgeye doğru yaklaştık. Araca bakmak için ilerliyoruz. Birazdan arayacağız. Evet arkadaşlar şu an Esenler'deyiz ve Orhan Bey şu an telefonunu açmadı. Onu tekrardan arıyoruz. Konum silindi. Konumu tekrardan isteyeceğiz. Evet. Açmıyor mu? Tekrardan arıyoruz. Açmıyor. Esenler. Welcome to Esenler. Alo. Alo. Orhan. Efendim. Biz geldik de Esenler'de şu an. Evet. Konumunuzu bulamadık. Konumu tekrardan atar mısın? Tabii ki. Araba ara sokakta demiştin ama burada çok ara sokak var. Tam olarak nerede olduğunu bulamadık. Konuma geldik biz daha doğrusu da. Sizin yokuştan direkt falan bir tane işte. Basık çok yani. Demin çıkmıştım o yokuştan ama şu an tekrardan bir yola girdim. Dönüyorum tekrardan. İstersen evet. Kapatma. Herhalde yakınız şu an. Neresi? Ben şu an burada Kervan Market var. Nerede? Vallahi bilmiyorum. Kervan Market var burada. Orhan Bey, şu an bir tane çift yönlü bir sokağa geldik. Demin geldiğim yere ben geldim tekrardan. Orhan Bey, burada Vefa Kasabı var. Ha evet, gördüm. Araba herhalde kırmızıydı. Aynen. Şu mu? Aynen. Tam geldik. Sahibi şurada galiba. Evet, şuraya. Bacana geldik şu an. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba Orhan. Evet. Tofaş bu galiba. Evet. Arkadaşlar şu an aracın yanındayız. Orhan'la birlikte. İlk öncelikle biz sana telefonla konuştuk. Dedik ki YouTube videosuna çekeceğiz. Evet. YouTube kanalımıza yayınlayacağız. Sen de izin aldık. Evet dedin. Şu anda hani izleyicilerimiz önünde tekrar sıkıntı olmaz mı? Yok. İlk öncelikle o zaman bu başta herhangi bir sıkıntı veya fazla bir sıkıntı var mı motorunda vesaire başka yine onu konuşacağız. Motorunda hiçbir sıkıntı yok. Tamam onu konuşacağız. Sonra bir etrafına döneriz. Tamam. Şimdi Mustafa yakınlaş. Var mı bir sıkıntı şu an Tofaş? Benlik bir sıkıntı yok. Senlik varsa bak araba burada. Ya biz de görüyoruz yani. Bildiğin aracın içinde motorunda bir sıkıntı. Yok. Yok mu? O zaman etrafına şöyle bir gezinelim bakalım. Konuştuk zaten ne var diyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Evet şu an arkadaşlar aynası kırıktı. Kırık mı bu? Çıkmış mı ne oradan? Allah bir yaptığım beri arabaya burada yatıyor benim de böyle. Yani kırmışlar. Yok sahibine attığı resimlerde burası böyle değildi de ondan merak ettim. Şöyle yakınlaştır değildi. İstersen göster. Ya dün olmuş abi. Çıkık böyle. Takılıyor mu? Yok. Kırmışlar. İşte resimlerde yok diye ben onu sana söyledim. Evet. Şöyle baktığımız zaman aracın etrafında bir dolaşalım. Daha ne sıkıntısı var? Evet arkadaşlar. Orhan Bey. Selamünaleyküm. Araç kaç model? Kaç model? 2000. 2000 model. Evet. Rengi falan yerinde aracın. Şu bagajda folyo mu var yoksa güneş yanığı mı var? Güneş yanığı. Burada da var. Güneş yanığı. Tavanda da güneş yanığı. Gözüküyor mu bilmiyoruz ama. Evet Orhan Bey. Şimdi aracı tekrardan şu taraftan bakalım. Buradan o tarafa anlattık. Boyasında falan bir sıkıntı göremedik aracın. İçine bir bakalım. İçine geçmeden önce bir şey dikkatimi çekti. Evet. Çok çizik mi var bana mı öyle geldi? Evet Orhan Bey. Çizikler var burada. Orijinal diye gelmiştik. Orijinal babacığım. Bir tane çizikten ne olmuş? Bir tane çizikten orijinalini mi çeken arabanın? Yok şimdi orijinalinden bir şey demiyoruz. Bak buralarda da var. O kadar yapacak bir şey yok. Tabii mahalle şartları. Yani. Esenler'de oturmak bunu gerektiriyor. Aynen. Bir de kaputta gözü çıkarayım bakayım. Kaputta sadece kirlilik görüyoruz. Bir şey yok herhalde. Ama yani aracın sol tarafında bayağı bir çizik var. Aynen.
sol tarafında çizikler. Şöyle tekrar kaynaklı diyelim ona da. Ama bunları bize önceden bahsetmemişsiniz. Evet Orhan, siz direkt yani gelin bakarız anlaşırız demiştiniz. Benim adımda dört kardeşim çizikler, yeni çizmiş yani, anlamıyorum. Tamam biz sana onu demiyoruz yani, resimde yoktu sadece ona dedik. Tamam bahsetmemiştim. Resimler zaten yoktu, benim adımda da yoktu bu çizikler. Yeni çizmişler. Sizi ne zaman aldınız? 3 ay önce. 3 ay önce. Bak tavanınızda da... Onuma söktüm. Neyi söktün? Çıtası vardı orada. Şu tavanda bir... Tamam bir var. Şey vardı orada, çıta vardı, onu aldım ben ona. Neyse arada söktün mü? Takıyor musun? Kaç lira? 50 abi. 50. Şu an bir şey yok. Biz arabayı almaya geldik. Başka insanlar. Evet. Bunlar da geldi bak. Bunlar da geldi. Arabaya bakıyorlar. Gidiyor mu arabaya? Gidiyor abi. İç yalıcı bir de. Arkadaşlar şu an bagajı açıp içine bakacağız. Normalde önceki videolarımızı izlediyseniz bilirsiniz. Bagajları açtığımızda içinde hep saçma saçma şeyler olurdu yani. Bagajda olunmayacak şeyler bagajın içinde olurdu. Pantolondan tut. Değişik değişik şeyler mi? Açalım anahtarını mı? Açılmıyor mu? Evet, misafir. Açtık. Evet, bagajda paspaslar var. Temiz gayet. Bir sıkıntı göremiyoruz. Önceden Sinan Bey'den bir tofaş almıştık. İçini görmüşsünüz zaten bagajını. Ondan sonra bu bayağı bir temiz geldi bana. Bagaja bakalım dedik. Full lastik var burada. Bagajda full lastik var. Kapatalım. Bayağı da güneş var. Kapatsana ya kardeşim. Kardeşim tamam, hızlı kapandı. Niye kapatıyorsun ki? Niye kapatıyorsun ki? Bak. Bak. Bir tane mi? Elimden kaydayım. Sen niye bağırıyorsun? Ben ya. Hayırdır yani, elimizden kaydı. Sen bağırmana gerek yok. Harika mısın? Harika mısın ya? Bağıracaklık bir durum yok. Harika mısın? Neyse biz geçelim. Böyle kapatıyorsun. Gelmişim bana diyor ki yok. Arabanın önü çizik yok. Arabanın arka çizik. Ya var ya kardeşim. Başı var mı oğlum yapacağınız yerler? Evet, Orhan Bey, aracın kapısını açmak istiyoruz. Sıkıntı olmazsa açalım. Aç. Elim kirlendi. Orhan Bey bayağı kirli herhalde. Su alalım babacığım sana. Yok, teşekkür ederim, sağ olun. Motorun kirli gözüküyor ama akü yok. Dikkatimi çeken olay. Karamız kalmamış. Allah Allah. Sıkıntı yok. Aküden ama arabayı çalıştıramıyoruz o türden. Şu anda evet. Yani motor biraz... Gördüğünüz kirli geldi, aynen. Yani araç bir haftadır mı yatıyor demiştin? Bayağı kirli geldi gözüme şu an. Yok, bir hafta değil ya. Bir ay oluyor hemen hemen. Bir ay. Bir aydır araç burada. Evet. Dikkatimi çeken şey lastiği değil mi sadece? Soğuk, sıcakta kala kala lastiği mi? Hayır, evet. Ben görmüyorum hangi lastiği. Sağ arkada yanmışlar. Bir dakika, anlamadım Orhan Bey, ne yapmış dediniz? Yanmış tamamen. Yanmış yani. Burası herhalde karabayır değil mi? Evet. Evet, biraz sıkıntılı bir mahalle. Yani şimdi aracı çalıştıramıyoruz dediğim gibi, o zaman içine bakalım. Bakın babacığım. Tamam. Evet arkadaşlar, aracın içine geldiğimiz zaman Furkan dikkatini çeken şey, direksiyonun orada örümcek var. Herhalde siz bunu içine girip bir temizleme de yapmıyorsunuz Orhan Bey. Evet. Doğru. Orhan Bey, radyo teyip de yok araçta. Onu da sattık babacığım. Onu da sattınız. Evet. Allah Allah, şu Furkan amfi kabloları hep çıkmış. İlk çalındı zannettim, biliyor musun? Aynen, Orhan Bey de geliyor zaten. Orhan Bey gelin oturun isterseniz. Sigara paramız yoktu, sattık valla değil mi? Ama örümcek geldi. Furkan var mı bir şey? Yok kanka, ama dikkatimi ne çekti biliyor musun? Kılıflar temiz. Evet evet. Yani şükür bunlar biraz temiz. Kusura bakmayın Orhan Bey. Demeden olmasın. Şöyle biraz tavanı falan. Güzel yani. 2001 model miydi? Orhan Bey şöyle bir bakabilir misiniz ya? Bu şimdi arka koltuğa baktığımız zaman çok pislenmiş. Yağlanma desem var, sigara izmarit yanıkları desem var. Her şey var yani. Dikkatimi çeken şey Orhan Bey, benim anlamadım burada niye kılıflar? Çalmışlar. Allah Allah. Bir de araç yattığını... Bir dakika, neyi ya? Çalmışlar? Kılıfı çalmışlar. Kılıfı. Kılıfı. Evet. Allah Allah. Ya bunları niye çalmamışlar? Kanka bir dakika, bir şey diyeceğim. Burası neresi? Burası Karabayır. Karabayır nerede? Esenler, havaalanı mahallesi. Normal. Orhan Bey, aracın size bir örnek resmini göstereceğim. İran'da gördüğümüz resmini. Evet. Yani orijinal diye geldi. Sonuçta size de göstereyim size. İşte biz bu resme bakarak geldik daha doğrusu. Evet. Tamam. Ve o resimde bu arabanın farkı ne? Orhan Bey, şimdi ne fark yok ki? Yani... Nasıl bir şey olması gerek mi? Bir fark olmaması için? Çizikten ziyade ben boya atığı da gördüm araçta. Ne? Boya atığı. Bak mesela demin göstermiştim de tavandan. Tamam, oraya ben söktüm. Tamam.
Tamam, bir iki çizgiler, çizikler. Güneş yanı var. Bu güneş yanı karını biraz... Babacım, güneş de kaçacak halimiz yok kardeşim benim. Şimdi siz de öyle bir şey söylüyorsunuz ki. Onda sıkıntı yok da. Yanlarda çizikler var. Öbür tarafta da aynı şekilde. Yani biz orijinal diye geldik. Valla kardeşim, benim arabam orijinal, anladın mı? Sadece çizikleriyle şey diyorsan ona da yapacağım. O zaman bir de hodiyelerinden bakalım istersen. Bak baba. Üst taraftan. Bak babacım. Araba senin araba, anladın mı? İstediğin de araba bak. Evet, şuradan gel bu taraf. Şimdi evet, Orhan dediği doğru. Buralarda bir hiç oynaklık yok. Vidalar aynı kırmızı. Aynı şekilde kaputta falan değişiklik yok. Aynı kırmızı. Benim dikkatimi çeken olaylar. Arabanın her tarafında çizik var. Çünkü tavanda da biraz. Orhan Bey, tavan macunlu mu? Hayır. Bak, tavandaki çizgi macun işaretli. Bak, şuradan macun çatlağı var. Aynı derin çizikler var. Bunlar hakkında ne demek istiyorsun? Tamponda... Bunlar hakkında hiç söylemiyorum kardeşim. Şimdi biz aynı yaşta sıkıntı. Kardeşim demek istiyorum sana. Adam anahtarı bir yanlış çizmiş burada. Evet. Senin sıkıntın değil. Evet. Bunlar bizi. Tamam. Ama aracı bize orijinal dedin. Bak, bu kapınla çamurluğun değişik. Yani boya farklılığı var. Nereden anladın bunu? Tamam, madem buraya kadar gelmişsin. Nereden geliyorsun babacığım sen? Biz orijinal diye geldik. Kanda da geliyorsun sen. Şimdi yeni bostadan giriyoruz. Oradan bir tane niye usta getirmedin buraya? Şimdi benim arabam orijinal kardeşim. Git yeni bostaya, git bir tane adam al ya, anladın mı buraya? Şimdi Orhan, biz kendi gözümüzle bir bakıp arabayı test etmeye geldik. Tamam baba. Seninle bir konuştuk zaten. Bak, burada tekrar da çiziklerim var. Tamam, çizikler. Bak Orhan ben senin... Yapacak bir şey yok. Kardeşim bir dakika. Ben şöyle bahsedeyim sana. İlandaki resimden çok farklı bir arabayla karşılaştık şu an. Birincisi şundan bahsetmek istiyorum. Çizgiler. Aracın evet. Sol tarafı full çizgi. Bundan tamam babacığım, hiç bahsetmedim ve ilanda da yok. Bak. Gördüm, bir tane oldu. Yani biz buraya araç almaya geldik, senin yaptığın ayıp. Kanka, alır mısın Mustafa şu tripodu be? Bir al. Bıçak çekmen çok yanlış bir olay. Sanki bize burada bir gözdağı veriyorsun. Kardeşim, İkincisi arabayı çizmem bir adı. Çünkü bu aracı başka birisi aldı. Arabayı alalım değil mi kardeşim? İster yakarım, ister paramparça yerim. Biz buraya aracı satın almaya geldik. Senin gelip konuştuğun kelime yanlış anladın mı? Bana çizgilerle araba alamazsın. Hayır, bizim çizgiyle mi araba aldın? Hayır, bizim demek istediğimiz şey ilandaki arabayla, yani fotoğraftaki bir de buradaki arabayla tamam, arasında çok fark var. Vay, bu araba burada 1,5 aydan beri yatıyor, anladın mı? Her türlü her şeyi yapmışlar, görüyorsun. Tamam, biz buraya gene bir akıcı gözüyle geldik. Ben nasıl çizdim şimdi? Doğru mu? Tamam, hayır, bunu çizmenlik var aslında. Gel buraya abi. Bak, buraya nasıl çizdim ben buraya, anladın mı? Nereye çizdik buraya? Tamam. Bıçakla. Bunlar da her türlü çizgiler çizmiş, anladın mı? Bak, burada çizgiler, bir sürü çizgiler var. Tamam, bizim haricimizde başka birisi gelecek, bu aracı sınanmak isteyecek. O ilandaki fotoğrafa bakacak, gene tamam. Buraya çizin. Mağdur ediyorsun tamam, insanları. Bir daha çizeriz baba. Ne olacak? Araba ne var, arabam değil mi? Bir daha çizeriz. Bak, ilk biz buraya geldik. Babacım, bir dakika, sözünü kesme kardeşim. Evet. Biz bu aracı buraya bakmaya geldik. İlk baştan beri konuşma tarzınla gerçekten çok ayıp ettin bize. Yaptığın hareket de çok yanlıştı. Onun üstüne çok yanlış bir hareket oldu. Yani biz böyle bir şey beklemiyordum. Babacım, o zaman ben kapattım. Kapat, hiç almayalım daha iyi. Şu an yaptığın yanlış yani. Elini almışsın, tespihi sallıyorsun. Benim sana babacım. Uçağı çekiyorsun. Benim sana bir şey verme kardeşim. Ayıp ediyorsun. Sensin ayıp ediyorsun ya. Furkan bir saniye. Ben de gelmek istiyorum. Tamam, benim arabama laf etmeyin. Benim arabam küçük mü o araba? Senden de büyük, benden de büyük. Doğru mu? Bu araba. Evet. Büyük mü babacım? Büyük. Bana gelip çizgisiyle, çarptıyla, cürtüyle muhabbet yapma, anladın mı? Benim demek istediğim şey, ilandaki fotoğrafla bu aracın hiçbir alakası yok. Araç... İlanı koydum ben 1,5 sene önce. Tamam, 1,5 sene önce ilan ama biz konuştuk seninle. Tamam. Sen bize hiç anlatmadın. 1,5 sene önce bu araba çizik çizdi. O zaman gelseydin. Diyorsun ki aracı bir aydır kullanmıyoruz diyorsun. Araç toz toprak içerisinde. Adam kafasını evet. Soktu içerisine. Örümcek ağlar. Tamam. Adamın kafası örümcek ağlarla doldu. Hadi evet, onlar olabilir. Sıkıntı yok. Tamam. Olabilir ama... Tamam, sıkıntı olan şey ne burada? Belli. Sıkıntı olan senin... 2 saattir bahsediyoruz zaten. Sıkıntı yapan şey ne burada? Çizik mi sadece? Çizik değil. Orijinal dediğin üstüne baskı yapıyorsun, biz bakıyoruz, görüyoruz. Tamam. Çamurluğun ve sol kapının boyası farklı. Neden farklı ya? Farklı. Gel babacım. Yaklaş buraya. Yaklaş. Nerede farklar buradan? Ustanı da getiriyoruz abicim. Nerede farklar ama? Şimdi kapıyı kaç. Gel yakınlaş. Gel. Tamam, gerek yok. Ya, bir saniye. Yok kardeşim, yok. Orhan Bey diyor ya böyle. Duyuyor musun? Bizim yayladaki kapının ne ver? Bak. Burada macun çatlaklar var. Gel buraya göster.
araba sol tarafından bir darbe yemiş. Şu an arkadaşlar Orhan Bey Suat Bey gitti arada kendisi. Yere gitti, bakkala mı gitti, sigarası mı bitti ne? Burkan şimdi biz orijinal diye geldik araca. Sen de biliyorsun, ilandan baktık. Evet, fiyatı 40 bin lira falan yazmış. Ama şimdi bak, gösteriyoruz sana adamı. Bak sana bir şey söyleyeyim, bir dakika, gelmedi. 43 bin TL dedi ya. Onu telefonla dedi bize. Şimdi bakalım nasıl bir fiyat verilecek. Belki fiyatı da, çünkü aklı çok karışıyor, gidiyor geliyor. Ben onu fark ettim. Evet, yani şimdi adama adam gibi şey diyoruz. Bak burada şey var, paslanmış buralara. Bu kapı çıkmış abi yerine, demir oluyor. Bıçak çekmesi falan ne olmasa demiş. Sercedi misin sen, affedersin. Tam Esenler, Karabağ, Marabağ da. Biz buraya araç bakmaya gelmişiz, sen bak, arabanı çıkıyorsun. Zaten biz bu arabayı alamayız bu saatten sonra, bitti. Bunlarda sıkıntı yok zaten, ha. Bunlar yapılır. Ya bilmiyorum, neyse. Gelsin de konuşuruz öyle ya. Teşekkür ederiz Orhan Bey, sağ ol. Şimdi arabayı temizliyor Orhan Bey. Bir şey diyeceğim, o yanlış anlamadım. Bu arabayı biz gelmeden bir temizliyoruz. Hayır, temizlemiş araba. Temizlesen böyle durdun. Temizlesen böyle durdun abi, bizim araba. Bak biz arabayı satım yapıyoruz. Neredeyse buradan 3-4 tane alan satım serüvenimiz oldu bu kanalda. Şimdi ben böyle bir konuşma tarzı görmedim. Şimdi kardeş, saç. Bak, saçın çıkmış. Oynuyor abi, bildiğin. Aracı kötülemek istemez ama görünen bu. Yani bak. Tamam, bizim de gözümüz köyde yani. Biz de görüyoruz onu. Yani. Senin gördüğün her şeyi ben de görüyorum yani. Görüyorsun da ama yani aracın hakkındaki yorumun farklı bak. Buralarda atma olmuş. Gel buraya. İçine girmeyen pislik kalmamış arkadaşlar. Bunu da mı sökeyim yani? Yok, sökmenize gerek yok. Onu tamam. Istiyorum. Şimdi kapıda kapatalım. Bak bir de sana bir şey diyeceğim. Bu saatten sonra zaten biz bu arabayı alamayız. Almayacağız zaten. Zaten bu çizgiyi attıktan sonra bütün olay bitti. Ben arabanın çizgisinde değilim. Çizgide ben sana arabayı zora satmıyorum, anladın mı? Arabanı bu. Alırsan al. Almasan alma. Yapacak bir şey yok. Şimdi Orhan Bey, fiyatı 43 olarak geldik. Evet. Bir dakika, sen ne kadar fiyat belirleyecektin mesela? 50 bin. 50 bin TL. Şimdi evet. Ama biz 43'e geldik. 43'e geldik. İlanda da 43. Şimdi tamam, 1 sene oldu diyorsun arabayı. 1,5 sene oldu diyorsun. Madem ilanı niye güncellemiyorsun? Buraya kadar geldik. Tamam, gelmemizde sıkıntı yok. Yani aracın duruşunda zaten bir değişiklik var. Araç bayağıdır böyle mi? Evet. Şimdi Orhan Bey, yani biz dediğin gibi her şeyine eyvallah deseniz sıkıntı yok ama orijinal dediğin için kıracağız. Nasıl orijinal istiyorsun mesela? Şimdi orijinal diye geldik. Tamam. Araba orijinal değil. Tamam. Çamurlukla şeyin boyası farklı. Evet, dediğimiz gibi farlar zaten. Vallahi hep sen söylüyorsun, hep sen kendin istiyorsun kardeşim. Ben kardeşim, ben seni dinleyeyim. Bak, ben olanı görüyorum burada. Olanı biz de görüyoruz. Seni hocam. Dinleyelim. Bir şey dinlemiyorum ya. Alıcı sen değil misin? Benim arabam bu, anladın mı? Alırsan al, almazsan. Alacağız bak. Yapacak bir şey yok. Bak, buradan gösterebilirsin. Tamam, bana göstermem abi. Gel, yakınlaş, gel. Şimdi bak. Şuraya bak. Tamam, o çıkıyor. Orada sıkıntı yok. Bak, buralar macun, çatlak, çıkık hep buralar. Bu araba full boyalı mı Orhan Bey yani? Yoksa araç full mu boyalı? Dün badana boyayla boyadım. Biz seninle anlaşamayız, zaten anlaşamadık. Valla kardeşim, bu saatten sonra sen bana istersen yüzünden ver, ben sana göndermem. Tamam, zaten bu Tobaş. Tobaş da illa sıkıntı var orada. Bizim tek sıkıntı, sana anlatamıyoruz galiba. Babacım, sen bizle konuştuğun gibi değilsin. Senin konuşma şeklin yanlış, anladın mı? Benim konuşma şeklim yanlış, senin konuşma şeklin yanlış değil ha. Tabii ki, benim kendi mahallem burası ya, hayırdır ya. Senin kendi mahallense hayırdır, bizim de hocam. Hayır, niye dövüm ki ben seni? Tamam, öyle bir konuşuyorsun ki. Tam buraya araba alıyorsun ya, bir şeyin yok, araban şurası yok, araban böyle yok, araban. Öyle. Hayır, biz senin ayağına gelmişiz. Sen gelmiş bize dediğin şeylere bak. Hayır, bizim de öyle. Sen ne diyorsun kardeşim ben? Dövemezsin zaten, o sıkıntı yok. Sen kimsin lan, racon kesiyorsun? Tamam abi. Hayırdır ya da yeni basından gelmişim bizim bahanemizde, bize iş mi oldu? İş mi oluyor? Valla ben sana işmiş koymam, biz araba almış olarak geldim. Sen bana iş olamaz zaten. Ben burada bir ıslık çalsam mahalle başına yıkarlarım. Şey, sen ıslık çalsan herkes bana gelir, ben sana teke tek yeterim. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. Biz bence burada anlaşamadık, gidelim. Tamam baba, görüşürüz. Yollar çıkarsın. Abi çıkıyoruz, hadi gel Mustafa, gel. Hadi baba, yoldan çıkalım. Hayır, yoldan çıkalım. Allah çarşını falan. Arabayı nereye fark ettik? Araba arkada, Furkan, sakin ol, tamam. Hiçbir şey kalmadı. Babacım, sıkıntı yok ya. Gene gel, anladın mı? Başka bir sürü. Eyvallah. Ama bir daha bu çocuğu götürme. Bak, senin yanlış. Yürüden buradan. Misafirperverliğini hiç sevmedim senin. İstemedim sadece, gelemez adam. Ben istedim de şu an buradasın. Emin ol yani buna. Öyle kafana eskin gibi, yok. Esenlere gideyim, yok. Geleyim. Hayırdır ya. Tamam kardeşim, sen söyle. Bu arabayı burada çarparak yükledim. Racon bitmiştir. Evet arkadaşlar, biz şu an yola çıktık, arabaya bindik, eve doğru gidiyoruz. Videoyu zaten izlediniz, tartışma çıktı. Bu tartışmayı da daha çok devam ettirmek istemedik. Çünkü etseydi, biz zaten deplasmana gittik gibi bir şey. Tanımadığımız mahalle, tanımadığımız insanlar. Ne olacağı belli değil, adam bıçak çıkartıyor oradan.
Çıktık işte eve doğru gidiyoruz. Allah'a şükür sıkıntı da olmadı. İşte beklediğimiz gibi bir satıcı da değildi, araç da değildi. Ne diyorsun sen bu sana? Furkan, yapacak bir şey yok. Yani bu ticarette böyle şeyler de olur. Değil mi? Normal. Yani, aynen. Yani bilmiyorduk tabii böyle olacağını ama yapacak bir şey yok. Birçok örneği de zaten YouTube kanallarında, videolarda falan görebiliyoruz yani. Evet. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Siz de gördünüz. Yorumları da bekliyoruz. Düşüncelerimizi. Evet arkadaşlar, bu video böyle oldu yani. Yapacak bir şey yok. Yani videoyu kabul etti çekmemizi ama sonradan biz yine aramızda konuştuk. Tartışma falan doğmadı fazla. Bir de sonradan hani videoyu açacağız dedik. Gene izin aldık. Evet. Tamam dedi, sıkıntı yok, atın dedi kardeşim. Tamam, eyvallah dedik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Alamadık. 2000 modellerle Furkan. Fazla da konuşamadık. Arabanın detaylarını, modeli, muayenesi falan var bir de, onları konuşamadık. Zaten konuşmaya da gerek yok. Bizim gözümüze gerek yoktu. Sözü sana bırakıyorum. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.